Dağların zirvelerine sevdalanmış bulutlar diyarıdır Karadeniz. Her daim huzur veren göller, köpük köpük akan derelerdir. Zigana'dan Anadolu içlerine selam gönderen kadırgadır. Gurbetle sılayı buluşturan festivallerdir. Her karışı tarihi tanıklık etmiş Krom Vadisi'dir. Harşıt çayını gözetleyen, yalçın kayaların zirvelerini taçlandırmış kalelerdir. İpek yoludur Karadeniz. Dumanlı köyünde Santa harabeleri, Kelkit'te Satala antik kenti, Torul'da Karaca mağarası, Şiran'da Tomara şelalesidir. Yüzyıllara meydan okurcasına varlığını korumaya çalışan kemer köprülerdir. Ateşi hamur gibi yoğuran demirci ustalarıdır. Emeği tere, teri güzelliğe dönüştüren kilimdir. Dağların avucunda, küçücük yaşam alanlarında medeniyetleri ağırlamış Gümüşhane'dir Karadeniz. Gümüşhane tarihinin 5000 yıl öncesine dayandığı bilinmektedir. Roma döneminde Argiropolis, Gümüş Kent adıyla anılan şehir, tarih boyunca Asurluların, Hititlerin, Urartuların, Romalıların, Selçukluların ve Osmanlıların başlıca zenginlik kaynağı olmuştur. 1473 yılında Otlukbeli Savaşı sonrası Osmanlı hakimiyetine giren Gümüşhane Sancağı, başlangıçta Erzurum eyaletine, sonraları Trabzon'a bağlanmış, Cumhuriyet döneminde 1925 yılında il olmuştur. Kent merkezi 19. yüzyılın başından itibaren gümüş madenlerinin kapanmaya yüz tutmasıyla Harşıt Çayı kenarındaki düzlüklere taşınmış. Gümüşhane insanı topraklarındaki medeniyetlerin izlerini korumayı ve günümüze taşımayı başarmıştır. Bu sebepledir ki her karış toprağı açık hava müzesi gibi tarih zenginidir. Süleymaniye Mahallesi, üç dine mensup uygarlıkların izlerini günümüze taşıyan tarihi yapılarıyla bu zenginliğin en güzel örneklerinden. Barışın, hoşgörünün ve tarihin tanığı bir anıt kent. Eski Gümüşhane olarak bilinen semt, geçmişin coşkulu, üretken günlerini özler görünse de mağrur bir şekilde geleceğe taşımaktadır tarihin gizemli hazinelerini. Sırtını dayadığı zenginliğin farkındadır. Harşıt Çayı kenarına sıkışmış yeni kent merkezinde yaşayanlara nispet edercesine her daim daha bir öne çıkartır güzelliğini. Bütün yaşanmışlığı, tarihin soluğu ile ifade eden bir anıt kent olduğunu hatırlatır eski Gümüşhane. Her köşesi, her sokağı farklı değerler yansıtır. Zamanın yıpratmasına rağmen ayakta kalmayı başarmış kiliseler, köprüler, konaklar, camiler ve binlerce yıllık birikimler ayrı dünyalara götürür sizi. Köse posun sır sırta, selam olsun o yurda. El ele tutuşarak güzel oynarlar barda.
hem anamsın hem babam, hem dedemsin hem nenem. 81 yıl içinde oy güzelsin Gümüşhanem. Tarihi İpek yoluna geçit veren köprüler, şimdilerde Gümüşhane kimliğini tamamlayan önemli bir dekor. Şehrin girişinde yer alan iki gözlü, hafif sivri kemerli Tohumoğlu Köprüsü'nün ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmemekte. Mimarisi Selçuklu dönemi yapısı olduğu tezini desteklese de, küçük taşlardan inşa edilen köprünün, gördüğü rüya üzerine Ferruh Zadoğlu Halebi tarafından yaptırıldığı rivayeti yaygın. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı'na girişinin anısına yaptırılan Daltaban Çeşmesi, şehrin girişinde hüzünle karşılıyor bizi. Gümüşhane'nin eski evlerinde ahşap ve taş ustalığının uyumu büyüleyicidir. Bölgede kış aylarının sert ve uzun geçmesi, beşik örtüsü diye tabir edilen dik çatılı evlerin yapılmasını yaygınlaştırmış. Kar tutmayan, rüzgara karşı dirençli bu evler doğanın bir parçası gibi geliyor bize. Kentin gitgide yükselen günümüz yapıları arasında fark edilmesi, her geçen gün daha da zorlaşan tarihi konaklar, Gümüşhane kültürünü en duru biçimde yansıtan mimari eserler. Geçmişin izlerini taşıyan bu yapılar, geniş bahçeleri, yüksek tavanları, süslemeleri ve donanımları ile zamana meydan okuyan abidelerdir. Bazı konaklar restore edilerek turizme açılmış, misafirlere otantik ortamda konaklama imkanı sunulurken, başta Siron olmak üzere, Gümüşhane'nin yöresel yemekleri ikram edilmekte. Gümüşhane İkiz Evler Kent Müzesi, bu birikimlerin korunduğu otantik bir yapı. Tarihi Gümüşhane konaklarının tipik örneklerinden olan müze, 1920'li yıllara tarihlenmekte. Salonlarında etnografik eserlerin yanı sıra, geçmişten günümüze Gümüşhane ve çevresindeki yaşantıyı yansıtan eserler ve figürler sergilenmekte. Gümüş madenlerinin son yıllarda işletilmeye başlaması, iş imkanlarının çoğalması yönünden yeniden umut olmuş Gümüşhane insanına. Kent merkezinde kısa bir gezinti yaptığımızda, pestil ve köme dükkanları arasında fark edilmesi zor olsa da, gümüşten hediyelikler satan işletmeler çarpıyor gözümüze. Üniversite bir canlılık getirse de, dağların avucuna sıkışmış bir kentte yaşıyor olmanın zorlukları okunuyor Gümüşhanelilerin gözlerinden. Babamın ocağında ocağını tütüdeyim, gelene bir kaşık suyunu vereyim, onun duasıyla yaşayıp gideyim. Bakmayın duasının haşinliğine, her obası, her dağı ana kucağıdır insanlığa. Her vadisinde ayrı bir üretim kültürü gelişmiştir. Tandurun başında dünyaya geldim. Meleşen kuzular duyduğum nennim. Kaleme uzanıp tutmadı elim. İşte o çağların çocuğuyum ben. Faydaları saymakla bitmeyen ve de bakım gerektirmeden tarla hendeklerinde bol miktarda yetişen kuşburnu, Gümüşhane doğasının insanlığa armağanıdır. Bölgede bol miktarda bulunan
ceviz ve dutun değerlendirilmesiyle üretilen pestil ve kömelin adı gümüşhane ile bütünleşmiştir. Dut, süt, balla üretilen pestiller fevkalede güzel, yöresel bir üründür. Temennimiz bunun gelecek nesillere taşınırken doğallığını, yöreselliğini bozmamaktır. Tarımda elverişli toprakları sınırlı olsa da gümüşhane birçok zenginliği bünyesinde barındırmakta. Yamaçlarındaki düzlüklerde küçücük bahçeler görürsünüz. Tadına doyamayacağınız organik meyveler ikram eder gümüşhane toprağı size. Darphanelerinde Osmanlı hazinesine para basılan kentin zengin gümüş madenlerine sahip oluşu ve de İpek Yolu geçiş güzergahında bulunması ile ayrı bir önem kazandırmış. Tarihi kalıntılar, topraklarının Anadolu'da hüküm süren bütün medeniyetlerin ilgisini çektiğini kanıtlıyor. Bu sebeple olsa gerek, Harşıt Çayı'nın iki yakası boyunca uzanan dağların doruklarında birçok kale ve gözetleme kulesi görürsünüz. Ulaşılması zor yalçın kayalar üzerinde kurulu bu yapıların surlarına çarpan rüzgar, tarihin gizemlerini hatırlatan gümüşten ezgiler fısıldar size. Yaslanmış köyüme sıralı dağlar, işte o dağların çocuğuyum ben. Al yeşil bezenmiş bahçeler, bağlar, işte o bağların çocuğuyum ben. Al yeşil bezenmiş bahçeler, bağlar, işte o bağların çocuğuyum ben. Gümüşhane ezgileri eşliğinde köylere yöneliyoruz. Yol güzergahındaki türbeler, bu topraklardaki yaşanmışlığı ve manevi değerlere ne derece sahip çıkıldığını bir kez daha hatırlatıyor. Bayburt istikametine doğru ilerlediğimizde bütün ihtişamıyla Keçi Kalesi selamlıyor bizi. Kale 1560 metre yükseklikte, çıkılması zor bir ana kaya üzerine inşa edilmiş. Moloz taş örgülü, yüksekliği 15 metreyi bulan duvarları günümüze dek ayakta kalmayı başarmış. Anadolu'da yok olmaya yüz tutmuş köy odası geleneği gümüşhane köylerinde yaşatılmakta. Sarı çiçek köy odaları bu geleneğin en güzel örneklerinden. Göz alıcı motifleri ve süslemeleriyle ilgi çeken bu odalar, usta ile çırağın sanat mücadelesinin birer abidesi olarak gümüşhane insanının misafirlerine verdiği önemi yansıtmakta. Sarı çiçek köy odalarını arkada bırakıp Santa harabelerine doğru yola çıktığınızda ruhunuzu doğanın kucağına bırakmalısınız. Dağdan dağa birbirini selamlayan her köy size binlerce yıllık yaşanmışlığı hatırlatır. Farklı bir hüzün kaplar içinizi. Büyük kentlere sürekli göç veriyor olmak kalanların yüreğinde hasretler büyütmüştür. Karşıda kalın yerler, bizde varsak ne derler, otursak bile yiysek, onu sevdi derler. Güneş eri demedi şu yamanın karını. Asırlık ahşap evlerini, meyve ağaçlarını yarin edilen yaşlıları gördükçe, öğretmen Bayram Ali Bayram'ın dizeleri daha bir anlam kazanır dimağınızda.
Köyler serpilmiş dağların yamaçlarına. Çok uzaklardan göz kırpan yıldızlar gibi. Çık dağların doruğuna hele bir bak. İçin ısınır kara kışın ayazında. Öğretmendim Çatalkaya köyünde. Çaresiz kalmıştım kar yollarımı kestiğinde. Elmalı köyünde doktordum, bebeleri yaşama döndüren. Harşıt çayı geçide kapandığında, umut ekmiştim umutsuzluğun üzerine. Gümüşhane'nin doğal güzellikleri, Santa harabelerine giden yolun zorluğunu unutturacaktır size. Taşköprü'ye vardığınızda, tepelere taht kurmuş bulutlara komşu olduğunuzu hissedersiniz. Dağların doruklarına halı gibi serili topuk çimeni, Gümüşhane yaylalarına hayranlığınızı bir kat daha arttıracaktır. Gümüşhane, merkez ilçeye bağlı Dumanlı Köyü sınırları içinde, 1600 metre yükseklikte bulunan Santa harabeleri, Osmanlı döneminde madencilerin yaşadığı bir kasabadır. Kilisesi ve çeşmesi bulunan 9 mahallesinde en az 300 ailenin yaşadığı bilinmektedir. Günümüze kadar gelen sanatsal değere sahip nitelikli taş yapılarının çoğu 19. yüzyılda inşa edilmişlerdir. Günümüzde yaz aylarında yayla olarak kullanılan bölge, tarihte İpek yolunu kontrol eden geçitlerden birinde bulunmasıyla da önemlidir. Zigana dağlarının zirvelerinden, yeraltı sarayı Karaca mağarasını selamlayarak, Cami Boğazı yaylasına yöneldiğinizde, bir yandan Karadeniz'in esintileri, diğer taraftan Çakır Göl çekecektir sizi. Çakır Göl, Gümüşhane doğasında saklı cennetlerden sadece biri. Berrak suyu ve içinizi sevgiyle saracak havasıyla ayrılmak istemeyeceğiniz bir zirve. Bulutlara karışan kaval seslerini geride bıraktığınızda, doğa ve tarihin iç içe yaşatıldığı harikalar diyarına, Krom Vadisi'ne ulaşırsınız. Üstünüze üstünüze gelen kanyonlar, yamaçlara zenginlik katan tarihi dokular, manastırlar ve muhteşem bitki örtüsü, hayranlık ve şaşkınlığı bir arada yaşatacaktır size. Arkeolojik sit alanı ilan edilen Krom Antik Kenti, 1923 yılında gerçekleşen nüfus mübadelesiyle 2000'e yakın Rum hanenin göç etmesiyle sessizliğe bürünmüş eski bir nahiye. Osmanlı İmparatorluğu döneminde bölgede yaşayan tüccarlar Rusya ile maden ticareti yaparlarmış. İmera Manastırı, Krom Antik Kenti'nden günümüze kalan en önemli yapılardan biri. Manastırın yazılı kaynaklarda 1350 yılında inşa edildiği belirtilmekle birlikte, giriş kapısının üzerindeki kitabede 1859 tarihi okunmaktadır. Torul Cebeli köyünde bulunan Karaca Mağarası, Gümüşhane doğasına hayranlığınızı bir o kadar daha arttıracaktır. Ünü ülke sınırlarını aşan Karaca Mağarası, milyonlarca yılda oluşmuş bir yeraltı şaheseri. Damla taş oluşumları devam eden Karaca Mağarası içindeki anlamlı heykelcikler, fil kulakları, sarkıtlar, dikitler, desenli duvarlar, sütunlar, mağara incileri, traverten havuzları ve renk cümbüşleriyle sanat eserleri gibi hayranlık uyandırmakta.
adını Tör, kutsal makam veya Tuğrul Bey isminden aldığı rivayet edilen Torul ilçesinin tarihi milattan öncelere dayanmakta. İlçe Bizans döneminde Ardasa olarak biliniyordu. Torul Köprüsü 1905 yılında hazineden alınan yardımla yapılmış. Harşı çayı üzerine yontma taştan üç gözlü inşa edilen köprü, 100 yılı aşan süredir ilçe merkezinin yukarı ve aşağı caddelerini birbirine bağlama görevini başarıyla yürütmekte. Harşı çayı üzerinde yapımı tamamlanan baraj gölünün su tutmasıyla birlikte yeni bir çehre kazanmış Torul ve çevresi. Çit Deresi üzerinde hala geçit vermeyi sürdüren tarihi taş köprülerse ayrı bir değer Torul için. Tarihi yapıların dik yamaçlarda, ormanlık alanların göğsüne gizlenmiş gibi durduğunu görürsünüz buralarda. Manastırların ve kiliselerin 100 yıla yaklaşan sahipsizliğe rağmen hala ayakta kalması, bölge insanının tarihe, doğaya ve inançlara saygısını göstermekte. Kiliseden camiye dönüştürüldüğü halde Çan Kulesi olduğu gibi korunan Torul Arpalı Köy Camii bu saygının en güzel örneğidir. Her dağın zirvesi, farklı güzelliklere ev sahipliği yapan Torul'da Zigana'nın yeri ayrıdır. Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Zigana, tarihi İpek Yolu'na geçit veren bir doğa harikası. Eşsiz doğası, derin vadileri, dik yamaçları, bir yönü Karadeniz'e, bir yönü Harşıt Vadisi'ne bakan muhteşem güzellikleri, yemyeşil yaylaları, dumanlı zirveleriyle eşsiz bir görsel şölen sunar. Zigana Köyü Saronay Yaylası'nda, çam ormanları arasında bulunan Limni Gölü, doğal klima özelliği taşıyan havası ile bu görsel şölenin en önemli duraklarından. Zirvelerinde kuz bulutları, yamaçlarında yakamoz misali parlayan güneşi ve de kayak turizmine hizmet veren tesisleriyle Zigana bir huzur ortamıdır. Biz doktor arkadaşlarla beraber, Trabzon'da çalışan bir grup doktor arkadaşlarla beraber hafta sonu tatilini Zigana'da geçirmeyi düşündük ve böyle bir tatili gerçekleştirdik. Gerçekten de Zigana aslında her zaman 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 gidip geldiğimiz bir yerdi ama böyle kışın ortasında doğanın beyazlığı ve sadeliğinde bizim için gerçekten de çok güzel bir gezi oldu. Zigana gerçekten de sadeliğiyle, havasının temizliğiyle herkesin eğlenebileceği, bol ve güzel bir vakit geçirebileceği bir yer. Herkese de tavsiye ederiz. Zigana'ya tekrar buluşma sözü verip, Gümüşhane'nin ünü ülke sınırlarını aşan bir başka zirvesine, Kadırga'ya yöneliyoruz. Birbirine karışan kemençe ve horon sesleri, Orta Asya'dan günümüze taşınan otçu göçü geleneğinin bütün renkleriyle yaşatıldığı bir coğrafyada olduğumuzu hatırlatıyor bize. Muhteşem doğayı soluyarak ilerliyoruz. Her biri birbirinden güzel köyler ayağımızın altında kalırken, Erikbeli Vadisi'ne, Saz Alanı'na, Alaca Yaylası'na ve Sis Dağı'na selam gönderiyoruz.
yayla göçünü şenliğe dönüştüren otçu göçünün canlı tanığı oluyoruz buluşma yerlerinde. Otçu şenliklerinin tarihçesi şundan kaynaklanıyor. Bizim memleketlerde mısır çapalıyoruz, mısır kazıyoruz. Mısırın otlarını kazdıktan sonra göçler yaylaya gelmiş oluyor. Artık köydeki işleri bitirenler yorgunluk atmak üzere ve karınca kararınca işte kiraz o zaman olur işte fasulyesiydi işte kumanyalarından alıp yola dönüyorlar yaylaya çocukların yanına geliyorlar. Gelirken de tabii ki bir eğlence havasında kemençe, horon. Şimdi taşıtlarla geliyorlar. Önceden yürüyerek yayan geliyorlardı perşembe gün. Herkes perşembe gün akşam obasında aynı şenliklere devam ediyor. Bugün gördüğünüz gibi cuma günde yine obalarından kol kola omuz omuza işte buradan Aktaş otçu şenliğimiz geldi. Aşağıda Eskala otçu şenliğimiz Tonya geldi. Oğuz geliyor. Özkürt'ünden geliyorlar. Davulun otçusu, Yedi Arman'ın Kasım Ağzı otçular. Yani oba oba gelirler. Burada bir kardeşlik havasında yıllarca bu herkes kendini tanısın tanımasın birbirini güzel bir şekilde omuz omuza hoşgörüyle saygılı bir şekilde şenliğimiz devam eder. Sen orada ben burada böyle dostum olur mu? Canlı canlı ayrıldım biz bize yakışır. Canlı canlı ayrıldım biz bize yakışır. Ellerinin uyanı kokusunu giyip al da beni gidelim. Ah ah böyle bir al da beni gidelim. Ah ah böyle bir ve Kadırga. Trabzon, Gümüşhane ve Giresunluların buluşup bir kültür mozaiği oluşturdukları harika zil. Kadırga'nın ünlü Açık Camisi'nde ilk cuma namazını Fatih Sultan Mehmet ve beraberindekilerin kıldığı rivayeti yaygın buralarda. Bu sebeple olsa gerek, yaz aylarında cuma günleri pazar kurulur, şenlikler düzenlenir Kadırga'da. Obalarından, köylerinden, yaylalarından, mezralarından Kadırga'ya akın akın eden insanlar Kadırga'yı Gelincik Bahçesi, Papatya Bahçesi'ne çevirdiler. Otçular iniyor. Bu otçuları hep birlikte Eskala, Aktaş, Oğuz, Yediharman ve Şamelik otçuları, Torul, Kürt'ün otçusu hep birlikte Kadırga'yı dolduruyorlar. Bu bizim kültürümüzün bir parçası. Kadırga bizim için bir sevda. Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'un fethinde askerleriyle Kadırga'ya açık cami yapıp ve cuma namazı kıldığı yerin adı Kadırga. Bulutlar zirvelerini kuşatıp güneşini kesse de Kadırga'ya doyum olmuyor. Ayrılmak gelmiyor geleneklerin zirvelerde yaşatıldığı bu görsel şölenden. Yüreğimize iktiğimiz sevgi tohumlarının büyümeye başladığını hissediyoruz. Gümüşhane'nin farklı güzellikleriyle kucaklaşmak için yeniden düşüyoruz yollara.